Evet, merhabalar tekrar. Şu anda doğu kısmını gezdikten sonra hemen ilk girişte Ticaret Odası'nın önünden yukarıya çıkan ve camiye kadar olan kısımdayız Fatih Caddesi'nin. Evet, onun da aksak yönlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen önümüzde bir lağım patlamış durumda ve şu anda inanılmaz bir şekilde kokuyor. Ve buraya bir müdahale oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama sanırım karşıdaki ekip, maskin ekibi buraya müdahale edecek. Oradaki kanalizasyonun içlerindeki herhalde pislikleri alıyor. Ama gördüğünüz gibi kepçe burayı patlatmış durumda. Buradaki birçok patlamış barajmanların üstünde örtmüş durumdalar. En azından bu sevindirici bir haber. Çünkü burada yaşayan insanların hayatı, o çocukların hayatı tehlike arz etmekteydi. Evet, şu anda bu barajman borularından biri hemen yakınımda duruyor. Gördüğünüz gibi burası bizim trafomuz, yeraltı trafomuz. Bu da barajman kablomuz gördüğünüz gibi. Bu yer altında olması lazım. Kazılıp içine yerleştirmesi lazım ama şu anda bu mümkün değil anladığım kadarıyla. Burada bir çalışma. Zaten sorduğumuz soruların karşılığı da bu. Bu barajmanların, bu borulama sistemlerinin, altyapıların mevzuat gereği olması gereken yerde mi, değil mi? Sorduğumuz soru bu. Ben de maskeye buradan gösteriyorum. Bu boruların burada olmadığına dair, yer altında olmadığına dair burada gösteriyorum. Bakın trafo burada, boru burada. Barajman burada, görüyorsunuz. Hani Manisa'dan konuşmakla yerinde konuşmak arasında fark var. Maske yetkililerine sesleniyorum. Buraya gelsinler, bir yerinde görsünler. Ama gene de vermiş oldukları cevaptan dolayı teşekkür ediyorum. Yeterli değil. Burada bir tane bilgilendirme tabelası yok. Sağda solda bu proje nasıl yapılmış, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, yüklenici firması nedir? Bakın bundan en ufak Turgutlu'da inşaat yapan insanların önüne belediye tarafından asılması zorunlu bilgilerdir. Ama burada böyle bir durum söz konusu değil. Keşif bedeli ne kadardır? İhale şartnameleri nedir? Ve bu ihale kaça verilmiştir? Onu da net bilmiyoruz. Ama gene de bir çalışma bugün en azından var. Bir tane maske aracımız var, kanalizasyon temizliyor. Arkada da gördüğümüz kadarıyla bir traktör var. O da taşları herhalde oradan topluyor. Bu taşlar bu arada Karaoğlanlı Belediyesi'ne, Çobanisa tarafına gittiği söyleniyor. O da ne kadar doğru ne kadar yanlış. Tabii ki Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir yer olduğu için taşların oralara aktarılması doğru olabilir. Ama burada yapılan çalışmalarda biz halen ne yapılacağını, nasıl bir proje yapılacağını bilmiyoruz. İnşallah bununla ilgili yakında yetkililer bir açıklama yapar, sağlıklı açıklamalar yapar ve bu boruları altı alır. Bakın burada bir tane yağmur ızgarası yok. Tekrar söylüyorum, yağmurlama ızgarası olmayan bir yerdeyiz. Ve 40 santimde boruların çıktığını gene söylüyorum. Ama burada en önemli şeylerden biri bu ihaleyi alan arkadaşların kim olduğu ve ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği, Ergenekon Mahallesi ve Turgut'ta oturan tüm insanların da bunu bilme hakkı var. Teşekkür ediyorum. Takipçisi olmaya devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum.